Kim onun için? Yani ben kaç defa söyledim. Her sene bir tane eksik söndürüyorlar. Her sene merdiveni dik yapıyorlar. Merdivenle uğraşmayın dedim. Gene Ömer abi dik yapıyorlar. Her gelişimde merdiven dik. Modern iş abi. Abim hoş geldiniz. Hoş bulduk. Siz de hoş geldiniz. Eyvallah. Şeref verdiniz. Allah razı olsun. Çok teşekkür ederim. Baş üstüne. Şimdi sizde de öyle oluyor mu bilmiyorum. Her sene eletiği... Her sene merdivenler dikleşir. Dikleşiyor. Ve o merdivenlerden ağır ağır çıkmak gerekir. Eteklerinde diyor, kül rengi bir yılın yaprak. Ve bir zaman bakacaksın semaya ağlayarak. Sular sarardı, yüzün perde perde solmakta. Kızıl havaları seyret ki akşam olmakta. Ahmet Haşim'in bir şiiriydi Meryem. Merdivenle? Evet. Ahmet Haşim. Vay be. Edebiyatçı mısın sen? Yok, elektrikçiyim. üniversitede öğretim yazarlar. Evet, Allah'ım. Çok güzel. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Ala Resulina Muhammedin salavat. Mesnevi Nuriye sayfa 34. Arkadaş, her bir şey için iki suret ve şekil vardır. Biri maddedir ki, diğeri de makuledir. Nedir anlatacak? Maddedir ki, adeta bir gömlek gibi her şeyin vücuduna göre kaderin takdiriyle biçilmiş şu görünen suretlerdir. Bu elbiseymiş şu. Neymiş bu? Adeta bir gömlek gibi bir şeyin vücuduna göre bir şeyin vücudu. Yani mesela ruh. Simaları ona göre görüyorsun. Mesela diyelim ki namaz kılıyor, kılmıyor. Kur'an okuyor, okumuyor. Ehli tefekkür, ehli gafil. Surattan belli. Adeta bir gömlek gibi her şeyin vücuduna göre kaderin takdiriyle biçilmiş şu görünen suretlerdir. Her sene de değişiyorsun Ömer abi. Suretler. Hepimiz değişiyoruz abi. Diğeri makuledir ki bir şeyin yaşadığı bir ömürde mururu zamanla değiştirdiği muhtelif maddi suretlerin içtimaından tasavvur edilen bir sureti vehmiyedir. Bu da çok ilginç. Ben eskide çok merak ederdim. Şimdi bir adama baktığın zaman mesela Mustafa Emir'i 40'tan aşağı demezsin. Değil mi abi? 50'ye dayandın mı abi? Evet abi. Nasıl anlaşılıyor? Oysa vücudunda bir senede iki defa hücre değişiyor. Yani bir senelik hücre yok. Neren 50 yaş? Nasıl anlaşılıyor senin 50 yaş olduğunu? Yani bir senelik hücre yok. Beni o kadar meşgul ederdi ki. Ondan sonra yani Alevidir, Sünnidir, Fransızdır, Rus'tur, Kur'an okuyor, tarikatçıdır, ehli tefekkürdür, ilim ehlidir. Hani bir de derler, kişi sanatına, eşyasına benzer, mal sahibine benzer. Ondan sonra Avrupa'da bulunduğum için biliyorum, köpek sahipleri köpeğe benziyor. Köpek sahibine benzemiyor çünkü köpek değişmiyor. Çok tuhaf yani böyle. Bu Ahmet sen 36 var mısın abi? Hocam işte abi 34. He 34. Şimdi ama o bir senelik hücre yok. Sence yaş nasıl gözüküyor? Yani hücre yok. Hücre sabit kalsa ihtiyarladı diyelim hani hücre. He o hücre 34 yaşında gözüküyor. Hücre daha bir sene bile değil. 6 ayda bir değişiyor. 6 ayda bir yenileniyor. Yenileniyor. Evet. Yani bu tıbben
İki defa senede tazeleniyor. Katkısı olan var mı? Mesela yaş nasıldır? Hocam yaş ilerledikçe vücut tazeliyor mu, bayatlıyor mu? Yani sen Mehmet abi şimdi 52 yok sen 55 varsın abi. Yukarı şey. Yani ben sana biraz iltifat. Sağ ol, teşekkür ederim. 50... 61, Trabzon. Allah Allah. Tabii. Maşallah. Elhamdülillah. Şimdi senin 60, 61 senelik hücren yok. Yok değil mi? Yok. En fazla yaşta senin hücren 6 aylık. Şu gözükür suratta. Çünkü her 6 ayda değiştiği için. Evet. 6 ayda bir değişiyor. Peki abi o değişen hücre sarfiyatı, hücrelerin kendisinde belki öyle bir şey vardır. Diyelim gençken öyle genç hücre gelsin. Yani yaşa göre hücre gelmesi. Nasıl yaşa göre hücre olur? Mesela fasulye su içtim, ben de içtim. Bu içeriye girdikten sonra gidiyor eski otobüs gibi önden biniyor, arkadakini atıyor işte. Yani şöyle bir kanıda, diyelim ki yeni doğan bir çocuğu, çocuğun vücut gelişimine göre sütün vitaminini Cenab-ı Hak ona göre ayarlıyormuş. Yani o hücrelerde bu karniyet olabilir mi? Hani öyle hatırıma geldi de. Yani ihtiyaca göre fazla alıyor, çok alıyor çocukta. Veya işte miktarı veya çok alıyor, az alıyor. 3 tane alıyordu, 7 tane alıyor ama 7 taneden eskide 3 tane, 20 tane alıyordu, şimdi 40 tane aldı. Abi eskiden ben düşündüğüm bir şey vardır. O da insanın enerji boyutunu gördüğüdür. Çünkü direkt insan görmüyor. O zaman insanın enerji boyutu da... Ne demek enerji boyutu? Abi şimdi her şey enerji salgılıyor. Yani ha, mesela, vücut enerji salgılıyor. Şu anda yayıyor. Devamlı yayıyor. şimdi bu enerji boyutu da abi insana dışarıdan etkilendiği şey. Yani ömür boyunca mesela doğduğundan, bu zamana kadar bulunduğu ortam, yaşadığı hayat tarzı, efendim hocam ilgi duyduğu şeyler yani... Kendisini oluşturan iç boyutu, his ruhuyla birlikte bir enerji boyutu vardır. Ha, dışarıya yayıyor. Dışarıya yayıldı. Yani o hissiyatı, içerideki enerji dışarıya ruhuyla birlikte biz muhatap oluyoruz. Yani ben hep düşündüm bunu. Acaba gerçekten de Hasan abinin yani gerçek siması hakikatla nasıl diyor? Onu çok merak etmişimdir yani. Kendimi mesela yani hakikatla nasıl? Çünkü hep gördüğümüz enerji boyutudur yani. Çok evet garip. Çok garip yaklaşımı var. Başka katkısı olan var mı? Böyle ben böyle düşünüyorum diye. Bak şimdi. Çok ilginç. Bir tencere getirelim. Doğdu. Kabe gibi. Yani Kabe'yi sola alıyorsun. Tavaf böyle döner. Dünya da böyle döner. Saat ibresinin tersi. Şimdi doğdu, öldü adam. Doğdu, diyelim ki bugün ayın kaçı? 27.02.2019. Bugün doğdu. Aynı böyle dünya güneşin etrafında dönecek. Aynı noktaya gelince bir yaş diyoruz. Ve adamın yüzü bir yaş oldu belli, bebeğin. Nedir o yaş? Harika ya. Şimdi tencereyi getir. Mesela Ömer abi kaç yaşındasın abi? 60. 60. Abim 60 diyelim bugün doğdu. Ne zaman hangi ayda doğdun abi? Ağustos. Ağustos kaç abim? 30. 30 Ağustos. 30 Ağustos'ta 60'sın abi. 30 Ağustos bir daha 2020 olursa 61 olacaksın. Ve simana da 61 yazacak. Ehli anlıyor. Ne demek? Abim 30 Ağustos 2019'da tencere getir doğduğun gün. Bir sene içerisinde 30 Ağustos'tan 2019'dan 30 Ağustos 2020'ye kadar bir sene içerisindeki kafandaki fikir, hayal, yani akıl, tasdik, izanlar, yani 7 tane mertebe var. Neyse kafa. Kafandaki hayaller ve hisleri koy tencereye abi. Koydur mu abi? Bir sene içinde.
30 Ağustos 2019'dan 30 Ağustos 2020'ye kadar. Koydun mu tencereye? Koyduk. Sonra bir sene içerisinde vicdaniyatındaki hareketliliği, yani ne olmuşsa onu da koy kardeş. Onu da koy tencereye. Bir sene içerisinde kalbi hassasiyetler, hissiyatlar, onu da koy tencereye. Koyduk mu abi? Bir sene içerisinde ruhtaki latifeleri, yani şefkati mukaddese, muhabbeti münezze, surur, sevk, lezzeti mukaddese, memnuniyeti mukaddese, iftihar mukaddese, 7 tane. Ruhtaki hassasiyetleri de bir sene içinde. Onu da koy abi tencereye. Koydun mu abi? 4, kaçsa 5. Bir sene içerisinde harcadığın, yaptığın eylemler, fiil. Koydun mu abi? Karıştır. O bir, yani geçirdiğin fikir, vicdaniyat, kalp, ruh, fiil. Karıştır. O bir halet oluşturur. Halet. Halet-i rüye. O bütünlük. O bir alettir. Bu enerji paketidir. Yani bizim tabirle bu taraftaki enerjidir. Aslında şey, aynı hayattır. Yani hassasiyet diyelim. Tamam mı? Kazandıkların. Öyle değil. Tamam abi. Akıl, vicdan, kalp, ruh. Karıştırdın. Onların bütünlüğünde ortaya çıkan bir halet var. Halet. O halet bir sene içerisindeki senin bütünlüğünü gösterir. Buraya kadar tamam mı? Anlaşılmayan bir şey yok değil mi? Ha, bunu o haleti bebeğe getiriyor Allah, yüzüne yansıtıyor dışarıya. Hiç kimse maddeyi görmez. Maddenin sıfatını görür. Yani simayı görür. Simahum fi vucuhum min eseri sucud. Elsinetikum elvanikum. Bakıyorsun ki bu Alevi, bu Sünni, bu Arap, bu Pakistanlı, bu namaz kılıyor, bu kılmıyor, bu faiz alıyor, almıyor, bu tarikatçı, bu nurcu. Gözüküyor mu simada? Gözüküyor. Atomda öyle bir şey var mı? Bunda böyle bir şey var mı? Yok. Yani senin ruhtaki haletlerin, kalpteki hislerin, vicdaniyatın, dimağdaki akıl ve fikirlerin bütünlüğü geliyor. Allah suratını yapıştırıyor. Yani bu bütünlüğün adı halettir. Halet surata yansıyor. Yani maddenin üstünü örtüyor. Hiç kimse maddeyi görmez. Bak burada yazıyordu. Ha, silmişler. Burada bir kardeş yazmış. Hiç kimse cismi görmez. Ceset nedir? Ceset donmuş atomdur. Şimdi biraz da şey yapayım. Şu ampul var ya, saniyede 60 defa yanar söner. Dırrrt veya Türkiye'de 40 defa. Ama biz niye devamlı yanıyor görüyoruz? Çünkü hızı, gözün görme hızından daha çabuk olduğu için biz onu devamlı zannediyoruz. Filmdeki resimler gibi. Gözün görme kabiliyetini daha hızlı çevirirsen canlı gösteriyor. Şimdi bu simahum fi vucuhihim min eferi sucudu, yani ne yaptıkları, bütün batın özellikleri buraya gözükür. Affedersin şey gibi. Büyük abdest, küçük abdesti doktor istiyor. İçeriği seyredeyim diye. İçerideki ne hastalığı var. Gelecekte şu çıkacak. Doktor diyecek ki terini getir. Daha ileri gidecekler hastalığın teşhisi için. Kokunu getir. Daha ileri gidecekler ruhsal psikoloji tedavi için. Sesini ver bana, dalga boyuna çevireceğim. Ne var o sesin alt? O ses batını dışarı vuruyor. Çünkü Hazreti Ali diyor ki kişi dilinin altındadır. Ses kişinin
kişinin ruhunun ses, kelam, vücudu haricisi yani bedenin dışındaki nüfus cüzdanıdır. Tamam, dışa vuruşudur. Şimdi dağıtmıyorum, zenginleştirmeye çalışıyorum. Anlayışımız artsın diye. O bir sene kazanım var diye akıl, kalp, ruh, fiil. Dört tane vicdan da ekleyebiliriz. Onların bütünlüğünü karıştırırsan halet denilir. O haleti getirir, maddeye yapıştırır. Maddeye yapıştırır. Bu maddeye yapışınca bakarız ki elsinetikum ve elvanikum, simalarınız ve sesleriniz sizin kişiliğiniz ve kimliğinizi ifade eder. Karşıya taşır ve gösterir. Tamam. Şimdi o maddeye yapıştırdı. 30 Ağustos 2020'den 30 Ağustos 2021 22 inşallah hayırlı ömür olsun Ömer abi 23 diye gider. Her sene kazandığın haleti alır abim. Buna ekler, koyar. Mesela 1 yaşındaki haletini koy tencereye. 2 yaşındakini de koy abim. Nasıl ki bunları koyduk, akıl, kalp, ruh koyduk. Ha, 1 yaşındaki haletini koy. 2 yaşındakini koy. 15 yaşındakini koy. 20 yaşındaki haletini koy. 40, 59'un yaşındaki haletini de koy abi. 60 yaşındaydın. 60. yaştaki haletini de koy. Kaç tane alet var içinde? 60. Karıştırır mısın? Karıştır. Her bir seneye bir halet vardı. 60 tane haletin de bütünlüğünü karıştırırsan 60 yaşın haleti var. Onu da maddeye şak diye yapıştırır. Maddeye yapıştırdığı zaman abi telefonları koyun cebinize abi. Aha seninle mesele var. Ha çarpacak mısın? Mirsan buradan bir şey bakacak mı? Ha bak o zaman tamam Mirsan bakacaksa. Çünkü sizin için söylüyorum. Telefon bakarsanız bu manadan koparsanız o zaman anlamı yok. Şimdi 60 tane haleti yani tek tek 60 tane haletin bütününe tek halet buraya vuruyor. Buraya yoğurt mayala demezler. Yoğurt çal derler. Değil mi? Bir yerde de öyle. Şimdi buraya çaldığın zaman bakarsın o 61 yaşında 50 yaşında. Oysa 50 senelik hücre yok. Tamam? Şimdi neyi anlatıyor? Makuledir. Yani hayatında kazandıklarının bütünsel buraya geliyor. Bunun adı vehmidir. Yani böyle kilosu yoktur. Yani 60 yaşın kilosu yok. Bedeni demiyorum. Bu 60 senenin tecrübesi var. Kültürü var. Anlayışı var. Feraseti var. Basireti var. Dirayeti var. Ha? Basireti var. Feraseti var. Dirayeti var. Tamam. Peki onu kilosu var mı? Yok. Hacmi var mı? Yok. Burada olup buralı olmayan haletler. Buraya vuruyor. Diyoruz ki şu kadayı açtır. Bu nedir? Kişinin anlayışına bıraktığı dalga boyutudur. Yani yayıyor, senin şeyine koyuyor. Yoksa hiç kimse bu Allah bu mayayı vurur gibi buraya yapıştırdığı o haletlerin, duyguların, fikrin simasının altındaki maddeyi gözü kulağı yani meydana getiren atomu görmez. Gözükmez. Tamam. Mesela ya bir tanesi dedi, abi dedi deriyi bıçakta yüzerim dedi, madde gene gözükür. Madde gözükmüyor. Maddenin kırmızı renk gözükür. Kırmızı sıfattır. Tamam. Yani eşyanın rengi yoktur. Güneş vurur, istihalesinden bize gelenle bizde yaptığı tesir. Kırmızı deriz, sarı deriz. Bir kavli göre güneşin eşyadaki istihalesin halidir der. Risale'de 24. sözde. Yani bu görünen bir maddi cesetle nasıl halet ortaya koyduysan o gözüküyor yani. Evet. Mesela bir gadap olur, hiddet olur, öfke olur. Sende kaynağı kökeni çıkar. Balon olur, içine girersin. Artık
beden, yani ben o duyguyu kontrol edemem, o beni kontrol ediyor. O beni kontrol ettiği için ben onun içindeyim. Fihi mafi. İçim dışımda, dışım içimde. Yani haletler içimizde gibi gözükürken aslında halet uyandıktan sonra biz onun içindeyiz. Tamam mı? İşte asanı halet. Bak bizim dışımızda. Dışarıdan bakırsan hep misal veriyorum ya. Dışarıdan bakınca araba şoförü götürüyor. Araban içeriye gir, şoför arabayı götürüyor. Yani dışarıda bakınca duyguları taşıyor insan, duygular var. Gir içeriye, hiç kimse kendisini görmez. Hatta yaşadığının farkında değil bugün. Kim yaşadığının farkında ki? Hep böyle bak, kendimi asla görmüyorum, gözümü bile görmüyorum. Gören gözü görmüyor. İşiten kulağım işitmiyor. Hep dışarısını işitiyorum. Oraya görüyor. Hep dışarıdayım. Hiç burada değilim. Ha, dışarısı beni balon yapmış, fanos yapmış. İnsan fanosun içindedir. Aynı olmasaydı kendimizi nasıl görecektik? Aynı olmasaydı bitmiyor. Demek ki biz zahirde bakarsak duygular içimizdedir. Batın cihetiyle bakarsak biz duyguların içindeyiz. Zahirde bakarsak dünya ahiretin dışındadır. Batın cihetiyle bakarsak dünya ahiretin içindedir. Dünya ahiretin üzerine tenteneli perdedir. Hepsi buradadır. Yani mesela şu sudur. Gir içeriye H2O'dur. Gir içeriye enerjidir. Gir içeriye esirdir. Gir içeriye madde hayattır. Gir içeri aynı hayattır. Nerede? Gir içeri derken kapı açmıyoruz. Aynı yerde. Cennetteki hayat nedir? İnne darul ahirete leyyel heyvan. Ahiret, cennet aynı hayattır. Ben sana burada işte. Hakikati burada. Sureti su. Mesela kadın çocuğunu kaybetmiş. Yanıyorum diyor. Yanıyorum bağırıyor. Sureti bu. Hakikati ruhunda. Yanmıyor. Teğmeti yandığı yok. Yani nasıl bir alev? Gökleri yakıyor, tamam mı? Ama yok öyle bir şey. Sureti böyle. O duygu nasıl insanın içine alıyor anafor? Bu dünyada aslında müstakil gibi gözükürken dünya ahiretin içinde. Üstad Bedüzzaman diyor ki dünya alemi şehadet, alemi gaybın üstünde tenteneli perde. Uzaktan baktığın zaman kızların kanabetsası var böyle. Tülden daha şey. Böyle bakarsın karşıki gözükmez. Ondan sonra gözükmez şey perde gibi getir. Oo bak dünya böyledir. Zahire bakarsan dünya ahireti örtmüş. Oho nerede ahiret? Böyle okudukça vay be. Meğer biz onun içindeymişiz. Zahire bakarsan su buzun içinde, hakikate bakarsan buz suyun içinde. Zahire bakarsan duygular rahmetin içinde, hakikate gir içeriye, içeriden bak, bedeni duygunun içinde. Bir de okuyorum bu izahlardan sonra, tamam? Şimdi daha şey olur. Demek ki insanın yaymış olduğu şua, göz. Allah Resulü diyor ki şu mezarda yatanların yarısı gözden gitti. Bediüzzaman Hazretleri onun için şu anda diyor ki, nazar bana dokunur. Hutbenin en yukarısında iki tane delik var o tahtada. O Yahudi alimi gözle Allah Resulü'nü parçalamak için girmiş. Cebrail Aleyhisselam çökerttiriyor. Göz şua. Ne anlatmaya çalışıyorum? Gözden şua çıktı gibi buradan da şua çıkıyor. Biz onunla muhatabız. Bizzat kendisini görmüyoruz. Ondan gelenle. Benim sesimle muhatapsınız. Beyimde kafamda ses yok. Ben şekilleri görüyorum, alıyorum içeriye. Şekil mekil almıyorum. Alıyorum, enerjiye dönüştürüyorum. Bir de son misalimi veriyorum. Ve alleme Adem'e esme külleha. Adem aleyhisselama bütün isimleri öğrettik diyor Allah. Bütün ilimleri verdik. Dünyaya geldi. Zahirde insan çalışır, eğitim yapar, ilim alır. Tamam? İlim alır. Hakikatta nedir? İnsan kainatın ruznamesi, haritası olduğundan, çekirdeği olduğundan dolayı ilim almaz. İlimle batını uyandırır.
navigasyon uyduya bağlanınca burada var olan programı aktif ediyor. Burada var kardeşim. Bu harita yüklemesen uydu bunu gösteremez. Uydu haşa Allah'a misal, telefon bedene misal, enerji, batarya hayata misal, program ha misal. Tamam. Şu koca dünyanın haritası navigasyonda var mı? Var. Yazdım ben İstanbul veya Kırşehir. Orayı gösterir mi? Gösterir. Gösterdiği yer gelecek. O yerden şüpheniz var mı navigasyonun gösterdiği yerden? Adresi var. Eğer öyle bir yer olmasaydı adresi verip göstermezdi. Adres veriyorsa, yolu tarif ediyorsa o yer vardır. İnsanoğlunun yaptığı bir cihazın gösterdiği adresten şüphen yok da fıtratın gösterdiği ebedden niye şüphen var? Ebedi gösteriyor. Sonsuzu gösteriyor. Navigasyon bu. Harita bu. Çünkü insan ruhu diyor ustak, 18 bin alemin haritası, ruznamesi, hulasası, çekirdeği, aslı ve sası. Ne ararsın şan bu arada? Hakikati kendini arar. O zaman zahirde ilim alırız. Tamam. Bu böyledir. Hakikat da nedir batın cihetiyle? Zahir ismiyle böyledir. Batın ismiyle ilim almayız kardeşim. Anlatılan ilimle var olan bir kuvvet çekirdeği uyandırırız. Çekirdek dışarıdan ne alır? İçindeki programı ağaç yapmak için yeni bir yazılım almaz. Dolayısıyla Adem Aleyhisselam bütün ilimlerin başıyla sonu öğretilmiştir. Dünyaya geldiği zaman o aldığı ilimle batını ağaç yaptı. Zahirde ilim alıyorsun, batında uyandırıyorsun, almıyorsun. Navigasyon gibi. Burada harita var, uydu, orayı yakıyor. Orayı ışık, oraya geldiği zaman ışık gösteriyor, gösteriyor bunu. İşte bizde de öyle. Şimdi navigasyon, buraya geldiğimizde ışık gösteriyor, harita gözüküyor. Şimdi evdeydiniz, bu düşünceleri görmüyordunuz. Şimdi geldiniz, navigasyon gibi düşün şimdi. Buraya geldiniz, burayı ışıklandırdı. Yani buradan ahireti görüyoruz. Size bir misal vereyim abi. Hani çekirdek diyelim ki, çekirdeğin içindeki program, yani güneşle, havayla, suyla, toprakla ağaç oluyor. Onun vurmasıyla. Yani insana da misal veriyor ya, insan da diyor İslamiyet'in suyunu, iman-ı ziyasını, ubudiyet toprağını, Amel-i Kur'an'ın imtisarıyla insanın batındakiler uyanıyor yani. Çok harika. Dışarıdan bir şey gelmiyor yani. 23. sözde. İnsan bir çekirdeğe benzer diyor. İmanın ziyası çekirdeğe giriyor. Ubudiyet, yani toprağın altında. İnsan şu anda bir toprağın altındayız ha. Evet. Dünya doğa bir dolaşıyoruz. Zahirde öyle gözüküyor. Bak, çekirdek ağaç olacak. Güneşe haşa, şemsezeli. İmanın ziyası geliyor. İslamiyet suyuyla, ubudiyet toprağı altında, evamir-i Kur'aniye, Kur'an'ın helal haramlarına uyunca, o dar, karanlık, yalnız, kimsesiz olan toprak altındaki çekirdek ağaç oluyor. Ama aşağıdaki çekirdekler, şöyle kapatın, böyle kapatın toprak. Karpuz çekirdeği var, armut var, nar var, maydanoz var, havuç çekirdekleri var. Birbirine, o kardeş ne haber, nasılsın, iyiyim ya, işte nasıl, çok iyi falan. İşte yok, satamadım falan. Ya acayip bir şey ya. Diyorlar ki ya, diyor maydanoz cevize. Ya dedi, bu dünyadan başka alemler varmış. Bunlar çekirdekler. Ama yaşadıkça filiz çıktı. Filiz çıktı ama duygular gibi. Ne oldu bilmiyorum. Maydanoz cevize diyor ki çekirdeği. Ya bunun dışında dünya varmış ya, güneşler varmış, sular varmış falan. Ya kim gidip de gördü ya, öyle bir şey mi var falan. Yani ötekisi olur mu ya falan ispat etmeye çalışıyor. Öyle bir yer olmasa filizimiz gider miydi? Madem filizimiz bir yere gitti, o zaman orası vardır. Böyle çekirdek gibiyiz, böyle konuşup duruyoruz. Oysa şu üstümüzden ağaçlar orada ağaç oluyor. An ve an orada ağaç oluyor. An ve an. Şu anda biz çekirdeğiz. İnsan bir çekirdeğe benzer. Şimdi bir daha okuyorum bu bilgilerden sonra. Her bir şey için iki suret ve şekil vardır. Biri maddedir ki adeta bir gömlek gibi her şeyin vücuduna göre kaderin takdiriyle biçilmiş şu görünen suretlerdir. Bir de makuledir ki bir şeyin yaşadığı bir ömürde mururu zamanla, zamanın geçmesiyle değiştirdiği muhtelif, çeşitli maddi suretlerin içtimaından, yani bir yaş, iki yaş, bu suretlerin maddi içtimaından
tasavvur edilen bir sureti vehmiyedir. Yani o bütünsellik 60 yaşında oluyor. Bir ateşin suratle tedbirinden, bir odun düşünün, ucunda şelale gibi, yani meşale gibi ateş var. Çevirirsek böyle yuvarlak olur. Ama aslında tektir. Yani çizgi nedir? Noktaların bütünlüğüdür. Aslında çizgi değil, yoktur. Nokta nokta vardır. Bunun gibi. Böyle yuvarlak yoktur. Hızlı çevirdiğimiz için var zannediyoruz. Diyor ki bir ateşin suratte tedbirinden, çevrilmesinden hasıl olan daire-i vehmi gibi. Yani vehimde öyle gözüküyor. Vehim. Vehmi gibi her şeyin tarihi hayatını bildiren ve kadere medar olan ve mukadderat-ı eşya denilen şu ikinci suret makuledir. Aynı zamanda kaderi de gösteriyor. Yüzündeki, bu ayağındaki ve elindeki şeyler kaderini gösteriyor. Okuyan, okuyabilen okuyor. Bakıyor böyle adama, haletini fark ettiği kadar ona uygun cevaplar veriyor. Demek bir de okuyorum. Bir ateşin surat-ı tedbirinden hasıl olan daire-i vehmi gibi her şeyin tarihi hayatını bildiren ve kadere medar olan ve mukadderat-ı eşya denilen şu ikinci suret makuledir. Sureti maddiye itibariyle her şeyin bir nihayeti, bir gayesi olduğu gibi. Bir daha diyor ki sureti maddiye itibariyle, maddi itibariyle her şeyin bir nihayeti var. Her şeyin bir nihayeti var. Bir gayesi olduğu gibi her şeyin sureti manevi itibariyle de bir nihayeti ve gizli bazı hikmetler için bir gayesi vardır. Yani bedene göre ruh şekil almıyor. Ruha göre beden şekil alıyor. Onun için dışarıya yansıyor. Ha? Mesela büyükler demiş ki, mesela marifetname'de yaz, hem kendi zaafını bilsin de tedbir alsın, çalışsın, gayret etsin, hem de Müslümanlar mabeyinin de sıkıntı olmasın diye işte şekilden bahsetmişler ve demişler ki böyle saçı olan olmayan, kilosu olan olmayan, kısa olan olmayan, rengi şöyle olan olmayan, yani ruhsal yapısı şöyledir. Oradan haber veriyor. Onun dışa vuruşudur. Tamam mı? Kader programdır böyle. Kudret de şöyle, yani bu şu binanın kalıpları. Kalıplar, kader kalıpları. Ondan sonra kudret onu dolduruyor. Mesela size şöyle bir şey çizeyim. Bakayım. Risale-i Nur'da görünmeyen ağaç diye bir ders var, biliyor musunuz? Görünmeyen ağaç. Bunu siliyorum. Güzel bir şeydi ama silmeden şöyle yapayım ama neyse, karıştırmıyorum. Tarif ne kadar kolaydır Abdurrahman. Belki kaç dakikada yazdın sen bunu? Zannediyorum sen yazdın. Veya ezberledin, bilmem. Ve peki adam bunu nasıl? Belki ömrünün ruhunda düşen manaydı. Ömründe değil mi o bunu yazan zaten? Kendisidir abi zaten. He? Kendisi biraz, evet, olabilir de inşallah. Olacak. Alıntı değil yani başka yerden. He? Alıntı değil yani başka yerden. Öyle mi bak? İstihraç yaptırmanıyla. Arkadaşlar, burası cennet, ahiret. Ahirette ağaçların kökleri yukarıdadır. Şöyle yapayım da. Başka renkte yapayım ki. Ahirette ağaç kökleri yukarıdadır. Tamam mı? Şurası dünya. Dünya için ayna diyor.
ahiretin aynasıdır. Esma-i tarlasıdır, aynasıdır. Esma-i Hüsna'nın aynasıdır. Dünya ayna. Bu şöyle düşünün. Şuraya şey düşünün. Ayna. Bak ahiret nerede? Burayı düşünüyor musunuz ayna? Yeni ayna düşünün. Halı değil. Şimdi ben aynada durdum. Aynada nasıl gözükürüm? Baş aşağı. Baş aşağı. Yani ayağım şurada, kafam dipte. Öyle değil mi? Bunda hayal edemeyen var mı? Çünkü çok önemli bu. Bir daha. Aynanın üzerine oturdum. Aynada nasıl gözükürüm? Kafam aşağıda. Ayağım ayağıma bitişik. Gök kenarında da olur. Evet. Ayaktan başlar aşağı olur. Tamam mı abiler? İşte şöyle bir şey. Bakayım yapabilecek miyim? Kabul edin ki böyle. Ahiret, dünya, dünyada eşya, dünyadaki eşya. Şimdi çekirdek bu. Çekirdek bu. Ahiretteki ağaç kökler yukarıdadır, meyveler böyledir. Dünya geldi, ahirete bir ayna tuttu buna, taktiği ters çevirdi. Dünya kökler aşağıdadır. Ağaç da böyledir. Ters ya. Fanidir, bakidir. Tamam mı? Üzer, sevindirir. Sevindir de üzer de. Yani tersi şu. Şimdi diyor ki... Mecazi mi ağaçların tersi olması yoksa gerçek mi? Gerçek böyle, ahirette terstir. Cennette. Cennette ağaç terstir. Böyledir. Kur'an'dan tespit. Ve hadiste, hadis. Meyve ağaçta ağaçlar kökleri yukarıdadır. Şimdi bu ağacı görüyor musunuz? Ağaç. İnsan da böyledir, fıtratı. Fıtratı böyle. Şimdi bu gözükmeyen ağaç kaderdir. Kader. Tamam. Üç tane şey var. Bir, kader var. Kaza var. Ata var. Kader ilim evinden bir programdır. Tamam. Şimdi kaza, şimdi bu binanın bu inşaat kalıpçı usta kalıp dökse, yani çaksa, mikserde geldi, harcı dökse, ne kadar dökse o kadar harç alır, şekil alır. Bu harç kalıba göre alır. Öyle değil mi? Taşabilir mi? Taşamaz. Gider, ona doğru gider. Şimdi bu, peki bu nedir? Kazadır, harcı dökersin. Ama ata şu, sistem dışında sen aslında 10. kattan atladın veya düştün, ölmen gerekirken veya hak etmediğin bir şey, Allah o süreçten ders yapıyor. Ata zaten böyle çalışıyor. O Allah özel sana muamele etti. İhsanat-ı mahsusa, ihsan, lütuf, hususi, buna ita, ata deniliyor. Şimdi bu kader, tamam, bizim aslı manevi kaderimiz bu, kalıp. Ama Mehmet abi kalktı, bu beton mikserden abi, tuttun, yaşarken hayatın mikser. Geldin şöyle, bir tanesi celal, bir tanesi cemal. Bir tanesi cennete gidiyor, bir tanesi cehenneme gidiyor. Böyle yaptın, bu kadar geldin, böyle geldin, şunu geldin, şu kadar yaptın, şunu yaptın, böyle yaptın. Şimşek mi? Celal. Evet, bak celal. Bunu yaptın, tamamlayamadın yani.
ve vefat ettin. Şu kadar. Vefat etti. Kaderin buydu. Bu kaza. Bu peki bu tamamlanacak mı? Bu bitmeyecek. Cennete girdin. Cenab-ı Hakk'ın rüyetine, rızasına mazhar oldun. Tamam mı? Orada Allah cennette de devamlı ihsanını tazeliyor. An ve an benzemiyor birbirine. Bir an önce, bir an sonra benzemiyor. Bu tarihiyetine, bu cennette sonsuz olacak bu ağaç. Yani bu ağacın dibine gelemeyeceksin. Dünyada bu kadar oldu ama çekirdeğini oluşturdun sen. Cennette de rüyete mazhar oldun, perşembe günü peygamberi gördün, pazartesi Adem Aleyhisselam şey yaptın, peygamberlerle rüyetine mazhar oldun, hulilerle oldun, anne babanla oldun, hanımın vardı dünyevi. Tamamla, gidecek de gidecek. Görünmeyen ağaç. O kalıplara göre şekil alıyor. Tamam, şimdi ona göre öteki şey cümleyi okuyayım. Orada dünyadaki gibi hocam tamamlamıyorsunuz yani sürekli. Tamamlamıyor. Dünyada da tamamlanmıyor. Heh, yani yok. Ne? Çünkü insan sonsuzdur fıtratı. Sürekli gidiyor. Yani Allah'ın zatına muhatap olduğu için insanın fıtratına, istidat ve kabiliyetine had konulmamış. Evet. 18 bin alemin cemül cemidir, cem etmiştir. Yani burada bir kazanmak için her an değişiklik var. Hı hı. Orada kazandığının lezzetini arttırmak için değişiklik var. Yani. Mesela bu şöyle. Oku çektim, fırlattım. Bunun gitmesi inkişaf. Hedeften hedefe. Sesim yayılırsa buna inbisat denilir. İnbisat ve inkişaf. Yani yayılması. Peki bu şekil cennette herkesin ağacı nasıl olacak? Aslı fıtratta böyleydi ama kimisinin işte şöyle oldu, kimisinin böyle oldu. Yani dünyada insan bir çekirdektir. İstidat ve kabiliyetlerini neşinemalandırmaya gelmiş. Nasıl yapacak? Bu çekirdeğe imanın ziyasıyla, İslamiyet suyuyla, toprağın adı da ubudiyet toprağı, Kur'an'ın emirlerine intisal ederse, evamül Kur'an'ın, bu dünyadaki dar, toprak nedir? Toprak altı, dar, kimsesiz, soğuk, karanlık. Dört. İşte dört tane şeyle, dört özelliği var. Bu alemi gaybda dal budak veriyor şu anda. Hani şöyle misal verdim ya. Burası toprağın altındayım ben. Toprağın altındayım. Biz çekirdeğiz, nar çekirdeğiz, maydanoz çekirdeğiz, ceviz çekirdeği. Ya yaşadıkça buradan filiz çıkmış. Görmüyoruz ama çıktığını biliyoruz. İşte ya ahiret şey dünya varmış, güneş varmış, toprak altındaki bir insana hiç ömründe güneş görmemiş, bulut görmemiş, ağaç görmemiş, hep çekirdek. Nasıl anlatacaksın ağacı? Ama içinde ağaç var, çekirdeğin içinde ağaç var. Çekirdeğin içinde ağaç var, kocaman incir ağacı var. Çınar ağacı var. Çınar çekirdeğine buna nasıl alacaksın? Bak kardeş, sen ufak gibi gözüküyorsun ama ötelerde dev bir şey oluyorsun. Ne demek dev? Ağaç oluyorsun. Çekirdeği ağacı nasıl alacaksın? Ömründe karpuz görmeyene, karpuz görmeyene, karpuz çekirdeğini göstererek karpuzu nasıl tahmin eder? Hiç karpuz görmemiş. Sipsiyah çekirdek. Demek ki bir ateşin sürat-i tedbirinden hasıl olan daire-i vehmiye gibi her şeyin tarih hayatını bildiren ve kadere medar olan ve mukadderat eşya denilen şu ikinci suret makuledir. Sureti madde itibariyle her şeyin bir nihayeti, bir gayesi olduğu gibi sureti mani itibariyle de bir gayatı ve gizli bir hikmetler için şu ağaç gizli gözükmüyor. Kader artık ne kadar ama bu ağacın kurumuş dalı da var ya, kopmuş dalı da oluyor. Ağzına bir şimşek vuruyor, dalını koparıyor. Gizli bazı hikmetler için bir gayesi de vardır.
Binaenaleyh her şeyin sureti maddiyesinde kudret-i Rabbani ustadır. Yani bu kalıpları yaparken kudret ustadır. Binaenaleyh her şeyin sureti maddiyesinde kudret-i Rabbani ustadır. Kader mühendistir. Kader mühendistir. Kudret ustadır. Sureti maneviyesinde ise bu maddi. Yani bu bina yapılacak, gözükmeyen adam gözükmüyor. Adam yazıhanede. İstanbul'da mühendis ustaya dedi ki kalıp projeyi gönderdi. Biz kimi görüyoruz? Ustayı görüyoruz. Kudreti görüyoruz. Kaderi görmüyoruz. Tamam mı? Bu maddi şeylerde. Şimdi maneviyatı söyleyecek. Sureti maneviyede ise kader mistardır. Yani teşekkülatın çizgilerini çizer. Kudret mastardır. Yani o çizgiler üstünde yapılan teşekkülat kudretten sudur eder. Yani biz yaşadıkça bu kaderin şu kuru kanın üzerine bir sürü iniş çıkışlı kalıplar yapmış, tamam mı? Bir sürü şeyler yapmış. O kudret ne yapıyor? Biz yaşantımızda o kalıplara bu tarafa veya bu tarafa veya bu tarafa iler yaparız. Ne bileyim bu mazmanlı tarafında pek ilgilenmedik. Şu tarafa yaptık. Yani harcımızı istediğimiz gibi kanal ediyoruz. Yaşantımız harçtır. Harç. Ama kalıp ise her şey olabilecek kaderdir. Şimdi son cümleyi okuyorum ve kesiyorum. Ey kafir! Bak, ey kafir! Bunu işittikten sonra iyice düşün. Bir zerreye, maşallah, bir zerreye bir terzilik sanatını öğretmeye kudretin var mıdır? Yani topraktaki kalsiyuma terziliği öğretebilir misin? Ölçecek, tamam mı? Ölçecek, sonra biçecek, dikecek. Yani bir zerreye terzilik sanatını öğretebilir misin? Kendine halik ittiyaz ettiğin tabiat ve esbab, her şeyin muhtelif ve mütenevvi, çeşitli ve farklı görünümlü suretlerini biçip dikmesine kudretleri var mıdır? Şimdi topraktaki zerre gelecek, kocaman ağacın soluna değil, ortasına değil, bu dalın, bu yaprağın şurasına gidip yerleşecek. Ben bunu içeceğim, gidecek, şuraya, buraya, buraya, buraya değil, buraya, 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 tam buraya gelip duracak. Buraya gelecek, uzayacak, bu kaşa gelip uzamayacak. Buraya gelecek, tırnağa gelecek, tırnak uzuyor, parmağa gelip uzamayacak. O da eğer tırnak gibi parmak da uzasa, eğer saç gibi boy da uzasa veya kaşlar uzasa, ameliyat. Ya batına müdahale yani. Şimdi ey gafil diyor, sen bir zerreye şuursuz, akılsız, gayesiz, maksatsız, ne yaptığını bilmeyen, hatta kendi varlığında şuuru olmayan bir şeyin, kendinden şuuru olmayanın, karşıdakinin şuurlu, karşısının varlığında şuurlu olması muhal olacağı bir şeye, o zerre gidip de niye oraya dursun, o yolu tepsin, orada vazife yapsın? Bir zerreye bir terzilik sanatını öğretmeye kudretin var mıdır? Kendine malik ittiaz ettiğin tabiat ve esbab, her şeyin muhtelif, mütenevi suretlerini biçip dikmesine kudretleri var mıdır? Bak ey gözden mahrum kafir, şeceri hilkatin, Allah'ın dışında bütün 18 bin alemin bütünlüğünü ağaç gibi böyle düşünürsen, hilkatın semeresi ve kuvvet ve ihtiyarca esbaptan üstün olan insan, yani bu varlığa baktığımız zaman timsahtır, domuzdur, aslandır, ağaçtır,
ve bir sürü kuşlardır, denizdeki balıklar. Bunların içerisine emüktedir olan, ihtiyar ve gücü olan, tercihi daha geniş olan insandır. Diyor ki, bu kocaman 18 bin alemin semeresi ve kuvvet ve ihtiyarca esbaptan üstün olan insan, terziliğin bütün kabiliyetlerini, bilgilerini cem edip dikenli bir şecerenin azarlarına uygun bir gömleği dikemez. Yani bir gömleği yekpare daha yapamıyor. Erik ağacı düşünelim. Veya gül. Hiç ek olmadan güle bir elbise dikebilir. Dikilmez. Yani ama eriğin veya gül ağacının baktığımız zaman hiç eki yoktur. Mandalina'da hiçbir yerde ek yok. Bir gömlek giydirilmiş. Öyle bir şey ki sanki mandalinayı yapan yapmış da çıkmış, içeride çalışmış o binada. Çıkmış dışarıya, almış bir çayı, baktı böyle sanatına. Ulan bu portakalın rengi yaprağa uydu mu? Gövde uydu mu? Bu büyüklük dalın rüzgarına, bulunduğu konuma ağırlık uygun mu? Sonra o adam, içeride kimse, insanları toplamış, yiyin bakalım demiş. Söyleyin bakalım eksikliğini. Tuzunu, karabiberini, kimyonunu, nanesini bakmış. Ne eksikleri var, tekrar ağacın içine giriyor. Eksikleri tamamlıyor. Sonra bütün insanları, hayvanları da getiriyor. Yiyin bakayım, eksiklik yok. Gönlümüne bakıyor, aman iğrenç bir boya yok. Portakalla yaprak. Uyumlu bir şey. Yani bu kadar uzaya giden bir insanın daha bir ağaca terzilik noktasında yekpare bir elbise dikemiyor. Yani ona ortobe, yani tefekkür için söylüyorum. Ala varken hiçbir şey yoktu. Şimdi o portakalın rengini, portakalın şeklini, özelliğini, dilimlemesini nereden hatırına geldi Mustafa? Nasıl hatırına geldi? O elmayı yapacak, susuz, ısıracak gibi. Portakal sulu, hemen kana kaysın, dilim yapmış. Yani yekpare yapmamış, patlar, balon patlar gibi ısırınca. İşte diyor ki, şeceri hılkatin semeresi ve kuvvet ve ihtiyarca esbaptan üstün olan insan, terziliğin bütün kabiliyetlerini, bilgilerini cem edip dikenli bir şey, ağacın azarlarına uygun bir gömleği dikemez. Halbuki sani hakim, her şeyin neması zamanında pek muntazam, cedid, yeni. Bir de 6 ayda bir değişiyor. Cedid ve taze taze gömlekleri ve yeşil yeşil hülleleri kemali surat ve suretle yapar giydirir fesvanallah. Bir de elbise bir de onun kimliği olmuş. Mesela portakal kokusu portakala kimlik olmuş. Tat kimlik olmuş. Ağaca giydirilen elbise de onun kimlik ve kişiliği olmuş. Hatta insana bakarız böyle şeyine, endamına, kişiliğini de varsa mezitin çözeriz. Peki, vahir devahum enilhamdülillahi rabbil alemin, el Fatiha.